Merhaba arkadaşlar. Kendi buğdayımızı öğüttük. Değirmenden getirdik. Ben de dayanamadım. Hemen bir tane ekmek yapmak istedim. Bir paket maya koyuyorum, 1 kilo una. 2 yemek kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı tuz. Ve aldığı kadar su koyacağım. Bakalım ne kadar su alacak. Ben size söyleyeceğim tekrar. Hamurumu yoğurmaya başladım. Taş değirmende öğütülmüş gerçek un bu. Hiçbir katkı maddesi yok. Direkt buğdayları öğüttük. Ve ondan ekmek yapıyorum şimdi. Tam buğday unu oluyor bu. Hiç bir şeyi ayrılmadan, içine katkı maddesi konmadan o şekilde yapılmış bir un. Biraz fazla su alıyor. 1 kilogram una 900 gram su koydum arkadaşlar. Oldukça fazla su aldı. Hamurumu toparladım. Tam buğday unu olduğu için çok fazla yoğurmaya gerek yok. 1 yemek kaşığı kadar yağı kaba döktüm ve yağlıyorum. Hamurum mayalanınca kolay ayrılsın kaptan diye. %100 tam buğday unlu bir ekmek olacak bu. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi mayalanması için bir süre bekleteceğim. Hazır maya olduğu için çabuk mayalanır. Hamurum mayalandı. Hamur sepetine bir mutfak bezi yayıp gördüğünüz gibi üzerine bolca unluyorum. Hamuruma şekil verip putası alacağım. Burada tekrar mayalandıracağım. Mayalanan hamuru şimdi masaya aktarıyorum. Rengi bile bir başka güzel. Kokusu da öyle. Misler gibi kokuyor. Hamurumu masaya alıyorum. Şimdi hamurumu fazla hırpalamadan şekil verip sepete alacağım. Organik, gerçek buğday unu, taş değirmende öğütülmüş. Dediğim gibi fazla hırpalamamak gerekiyor. Sepete alıyorum hamurumu. Alt tarafını da biraz toparlayayım. Daha sonra ekşi mayalı ekmekler de yapacağım arkadaşlar. Bunu sabırsızlığıma verin. Hazır mayayla yaptım. Unum gelince dayanamadım. Hemen yaptım. Şimdi üzerine örtüp tekrar mayalanması için bekletip pişireceğim. Bu arada fırınımı yakıyorum. Sıcak fırına vereceğim hamurumu. Tepsiyi de ısıtacağım. Mayalanınca tekrar görüşeceğiz. Evet, tepsim sıcak, fırınım sıcak. Hamurumu tepsime aktarıyorum arkadaşlar.
Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Fakat bu hamur yayılır. Diğer beyaz unlu ekmekler gibi olmaz. Çünkü tam buğday unu. Evet, üzerine de kesi yapıyoruz jiletle. Fırınımı 240 dereceye kadar ısıttım. Fırına verince hamuru dereceyi 200'e düşürdüm ve o şekilde pişirdim. Sıcak ekmeğe kendi tereyağımı sürüp tadına baktım. Nefis olmuş, inanılmaz. Çok güzel.